Cemre anneciğim, o saçlarını iyi kurut. Sonra hasta olursun. Uf ya, şu saçlarımın haline bak. Kafama sürecek nohut kadar şampuan bile sorun oldu. Ya anne, sucuk peynir falan aldın da yani bir şampuan mı fazla geldi, anlamadım ki. Cemre, üzüyorsun ama beni artık, lütfen. Gerçek bu maalesef. Acınacak durumdayız. Bir bitmedi şu sefalet. Şimdi olsa hırsız babanın kızı demelerini falan takmazdım hiç. Cemre. Hadi git kurut bakayım sen saçlarını. Babam hırsız mıydı anne? Kötü kalpli miydi? Anneciğim. Bazen herkes kötülük yapabilir. Yani bazen mecburiyetten olur, bazen istemeden olur. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir kötülük karşılıksız kalmaz. Ben hiç kötü kalpli olmayacağım. Senin gibi hep iyi kalpli olacağım. Ah. Güzel kızım, biricik kızım. Canım, sen zaten çok iyi ve çok güzel kalpli bir kızsın annem. Anne, sakın beni başkalarına verme, olur mu? Ben gitmek istemiyorum o teyzelere. Gelmesinler bir daha buraya, götürmesinler beni sakın. Annem, gel. Gel bakayım sen buraya, gel. Gel benim bir tane. Sen sakın korkma benim güzel yavrum. Ben seni hiç bırakmam, sen merak etme. Anne? Zeynep? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Sen ne yaptın? Sen tertemiz mi oldun? Mis gibi oldu, mis. Aa, ne oldu senin eline böyle anneciğim? Bugün gittiğim şirkette ben bir vazo devirdim de böyle elimi kestim ama merak etme, götürdüler hastaneye. Hemen böyle bir şeyler yapıverdiler işte. Allah korumuş ya. Şişt, gördün mü bak, ablanın eli de uf olmuş. Evet. İkimizin evi de uf olmuş. Mis kokulum benim. Mis kokulu bebeğim. Anne. Hoş geldin. Ay bu yağmurda dışarıda kaldın diye aklım sendeydi. Bak şu haline bak, sırılsıklam olmuşsun. Ha, biz yaz yağmurdaydık diye bu fena bastırmış. Baksana lük gibi olmuş çocuk. Aysu, Aysu. Ne oldu? Ne? Aysu. Ne oldu? Islak ıslak yağmur yağmur. Ay sırılsıklam. Allah'ım yarabbim ya, yatak su çekmiş. Anne. Allah'ım. Cemre koş, bir kova getir. Koş koş. Anne niye ben? Of Cemre ya, of. Bu yeri kapasak başka bir yerden başlıyor ya. Evimize yağmur yağıyor anne tavandan. Allah'ım ya Rabbim, oradan da mı akıyor ya? Of of. Kızım gelirken bez de getir. Ya yuh ya. Sefalet diz boyunu aştı. Tepemize çıktı artık. Hatta taştı. Şu kovayı oraya alsanıza. Hay Allah'ım ya. Bu ne şimdi ya? Hayırdır inşallah. Hakize Hanım. Kusura bakma Nefise. İki gün evi boşaltsın demeye geldim. Çattık ya, ne boşaltması? Dur oğlum, dur, sakin ol. Pakize Hanım, bize birazcık daha zaman verseniz. Hadi, bizim gidecek bir yerimiz yok ki. Zaman falan veremem artık. Sen buraya ev mi diyorsun be? İt bağlasan durmaz mı? Oğlum dur, sus bakayım, sakin ol. Pakize Hanım, biz ödeyeceğiz sizin kiranızı. Bir yere kaçtığınız yok ki, buradayız işte. Ya vazgeçtik kiradan. Çıkın. Başka bir şey istemiyoruz sizden. Kocam müteahhite verdi. Yıktıracak buraları. Tepenize mi yıkılsın? Söyle o kocana gelsin yıktırsın yiyorsa hadi. Evet, ya çete misiniz be? Yetti artık. Dur bir sakin ol bakayım. Anne. Ne yapacağız? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Allah büyüktür, bulacağız bir yolunu. Sokakta kalacak değiliz ya. Ben yavrularımı sokakta bırakacak değilim. Hadi, hadi bakayım, geçin siz içeri. Hadi. Ah.
Ay oğlum ya, ay şu haline bak. Hadi annem, hadi kalk sen burada, iki büklüm oldun, hadi. Hadi kalk sen git ablanın yatağına yat annem, hadi. Hadi ablacığım, kalk sen geç yatağıma. Biz annemle kırvaları yatarız birlikte, tamam mı? Hadi. Kaç kişi yatacaksınız küçücük yatakta anne? Zaten Cemre ile Aysun da orada yatmış. E oğlum daha güzel ya işte. Biz böyle sıcak sıcak sarılıp yatarız işte. Hadi hadi oyalanma artık, gözün uyku akıyor, hadi. Kalk, olmaz böyle, hadi. Hadi kendine iki tane battaniye al, tamam mı? Hadi annem. Of. Halimize bak ya. Ah anne, ah.